Bodrum'da yaşamını sürdüren, yazdığı kitaplar pek çok dile çevrilen şair ve yazar Serpil Devrim, İtalya'nın saygın edebiyat kurumlarından toplam 8 ödül kazandı. İtalya'da, Rönesans'ın aydınlanma kenti olarak bilinen Floransa'da her yıl düzenlenen 7. Premio Letterario Internazionale Poesia Narrativa Sagistica Città di Sarzana 2019 öykü ve şiir dalında verilmekte olan edebiyat ödülleri ülkemizden yazar ve şair Serpil Devrim'e verildi. Her ülkeden çok sayıda katılımın olduğu bu ödülleri alan sanatçımız Serpil Devrim geçtiğimiz günlerde İtalya'ya giderek düzenlenen törene katılıp ödülünü aldı. Serpil Devrim Floransa'da kazandığı ödülün yanında 7 ödül daha kazandı. Konuyla ilgili Kent Haberi açıklama yapan Serpil Devrim şunları dile getirdi. İtalya'nın saygın edebiyat kurumlarına eserlerimi gönderdim. Öykü ve şiir dalında katıldım. Roma'da, Montesilvano'da, Napoli'de ve Castelmare'de ayrı ayrı edebiyat ödülleri kondu. Ben oraya dosyalarımı gönderdim. Hem şiir hem öykü dalında. Şöyle umut ediyordum, bir ya da iki ödülü bizim öykülerimiz, bizim şiirlerimiz alabilir diye. Ama değişik edebiyat kurulları, değişik şehirlerde bütün gönderdiğim eserlere hepsine hem öykü hem şiir dalında ödül verdiler. Bu nedenle ben İtalya'ya gittim. Ayrı ayrı şehirlerdeki ödül törenlerine katıldım. Hatta 19 Mayıs'a denk geldi bir tanesi. Bu ayrı bir sevinç oldu benim için. Montesilvano'daki ödül töreninde Üniversitum Akademi İsviçre'den ayrıca Fahri Doktora ve Barış Elçiliği unvanları da verildi. Türk şiirinin ve yazının yurt dışında temsil edilmesi, tanıtılması, bizim eserlerimizin, bize ait olan söylemlerin yurt dışında yer ve değer bulması beni ayrıca sevindirdi. Bu benim için çok büyük sevinç ama hem kendim hem de ülkem adına çok gururluyum ve çok onurluyum. Kadın hikayelerimin, öykülerimin ikincisini yazıyorum. Bitmek üzere olan bir romanım var. Bu Ocak ayında Aylan Bebeğe ait ve bütün mülteci çocuklarımıza ait başka bir şiir kitabı zaten yayınlamıştım. Öykülerden iki tanesi kısa film olarak çekilecek yaz sonunda ve Berlin Film Festivali'ne gidecek. Ayrıca gene Nalin isimli öykü librettosu yazılıyor, opera olarak sahnelenecek. Hem İtalya'da hem Türkiye'de bunun çalışmaları içindeyiz.